Öyle anlaşılıyor ki beni konuşturmayacaksınız. Önce şunu anlatayım. Uzun yıllardır ilk kez Cumhuriyet Halk Partisi toplumun bütün sorunlarına eğildi ve toplumun bütün sorunlarını çözmek için sağlıklı çözümler üretti. Az önce gördük arkadaşlarımız kapıları vurdular. Gençler için altı vaadimizi saydılar. Bu değerli. Bunu hepinizin ezberlemesi lazım. Hepinizin gittiğiniz yerde inançla, kararlılıkla bunu ifade etmesi lazım. Cumhuriyet Halk Partili olmak kolay bir olay değildir. Cumhuriyet Halk Partili olmak ülkenin sorunlarına kilitlenmek demektir. Cumhuriyet Halk Partili olmak demek ülkenin geleceğini düşünmek demektir. Cumhuriyet Halk Partili olmak demek insanların kimlikleri, yaşam tarzları ve inançları üzerinden siyaset yapmamak demektir. Cumhuriyet Halk Partili olmak demek bu topraklarda hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesini savunmak demektir. Cumhuriyet Halk Partili olmak demek Türkiye Cumhuriyeti devletinin kendi bölgesinde ve dünyada saygın olmasını sağlamak demektir. Cumhuriyet Halk Partili olmak demek Demokrasiyi koşulsuz sonuna kadar savunmak demektir. Cumhuriyet hal partili olmak demek insan haklarını savunmak demektir. Cumhuriyet hal partili olmak demek düşünce özgürlüğünü savunmak demektir. Cumhuriyet hal partili olmak demek aslında insan olmak demektir. Bunu bilmenizi isterim. Ve Cumhuriyet Halk Partili olmak demek kendi tarihini çok iyi bilmek demektir. Tarihinizi bilmezseniz geleceği sağlıklı ve tutarlı inşa edemezsiniz. Dolayısıyla kendi tarihimizi de çok iyi bilmek demektir. Çok sayıda sorunumuz var. Sadece gençler mi yaşıyor bu sorunu? Hayır. Apartman görevlilerinden tutun esnafına kadar minibüs şoföründen taksi şoförüne kadar, sanayicisinden turizmcisine kadar, çiftçisinden mevsimlik işçisine kadar. Toplumun her kesiminde sorunlar var. Ve Türkiye bugün bir sorunlar yumağı ile karşı karşıya. Dolayısıyla bu sorunları kiminle aşacağız? Nasıl aşacağız? Bu sorunları sizlerle beraber aşacağız. Evet diyorsunuz güç sende senin elinden. Güzel bir slogan. Neden? Çünkü ilk kez 6 milyon 300 bin geç sandığa gidecek ve oy kullanacak. Yeni bir parti görmedi bu 6 milyon 300 bin genç. Yeni bir parti görmedi. Yeni bir anlayış görmedi. Zaman zaman belki alana çıkarken, sahada konuşurken, kapıları vurup Cumhuriyet Halk Partisi'ni anlatırken şu soruyla karşılaşabilirsiniz. Peki kim yönetecek Türkiye'yi? Çünkü kimin yöneteceği konusunda hep aynı kişiyi gördükleri için farklı bir kişi olursa acaba çözülebilir mi sorunlar? Kararlılıkla, kararlılıkla ve inançta şunu söyleyeceksiniz. Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Türkiye'yi bir sorun yumağı haline getirenleri gördünüz. Şimdi o sorun yumağından Türkiye'yi kimlerin çıkaracağını size göstereceğiz. Nasıl? Sandığa giderek. Nasıl? Kararlılıkla. Nasıl? inançla sandığa giderek çözeceğiz. Dolayısıyla tarihin size yüklediği önemli bir görev var. Sıradan bir görev değil bu görev. Yüz yıl geçti Cumhuriyetimizin üzerinden. Yüzyılın Mutlu günleri de vardı, mutsuz günleri de vardı. Yüzyıl içinde bu ülkede başbakanlar asıldı. Bakanlar asıldı. Gencecik fidan gibi evlatlarımız asıldı. Düşüncelerinden ötürü, fikirlerinden ötürü asıldı. Ama şimdi geldiğimiz bu yüzyılda Artık hepimiz cumhuriyetimizi demokrasiyle taşlandırmak istiyoruz. Düşünce özgürlüğüne saygı duyuyoruz. İnançlara, kimliklere saygı duyuyoruz. Bizi ayrıştıran, bizi bölen zenginliğimizi düşmanca kullanmak isteyenlere izin vermeden yolumuza devam etmek istiyoruz. Bunu yapacak olanlar sizlersiniz. Ve tarih size önemli bir görev yüklemiş durumda. Değişim, evet sizler değiştireceksin. Güç, evet güç sizde ve sizin elinizde. Ve sizler sandığa gidip oylarınızı kullandığınız zaman Türkiye'deki değişimi sadece Türkiye'ye duyurmayacaksınız. Bütün dünya duymuş olacak bunu. Bir otoriter yönetimi demokratik yöntemlerle sandığa giderek ve oy kullanarak otoriter yönetimin otoritesine son vermek gibi olağanüstü güzel bir görevi yerine getireceksiniz. Ve dünya siyaset tarihine olağanüstü bir mesaj vermiş olacaksınız. Dünya siyaset tarihi bunu yazacak. Emin olun. Bunun farkında mısınız bilmiyorum. Ama dünya siyaset tarihine imza atacak gençler olarak bunun farkında olun. Ve bunu anlatın her yerde. Sizinle aynı dünyayı paylaşmayanlar olabilir. Farklı kimliklerde, farklı inançlarda arkadaşlarınız olabilir. Ama sakın unutmayın. Biz herkesle beraber yaşamak istiyoruz. Birlikte yaşamak istiyoruz. Gücümüzü sadece kendi dünyamızda değil gücümüzü her yerde ama güç derken kaba gücü kastetmiyorum düşünce gücümüzü irade gücümüzü azmimizi kararlılığımızı anlatmak istiyoruz. Dolayısıyla cumhuriyetin kuruluşunda gençler olağanüstü roller üstlendiler. Hatta Çanakkale'den başlayarak pek çok kişi hayatını kaybetti, şehit oldu. Bu toprakların mayasında, bu toprakların her santiminde insan kanı var. Şehitlerimizin kanı var. Büyük dedelerimiz, babalarımız büyük mücadeleler verdiler. Şimdi o mücadeleler sonunda cumhuriyet kuruldu. Demokrasi konusunda adımlar atıldı. Ama bu demokrasiyi güçlendirmemiz ve bu demokrasiyi toplumun dokularına sindirmemiz gerekiyor. Onu yapacak olanlar da sizlersiniz. Dolayısıyla birileri sizin gücünüzden korkuyor. Gücünüzden korktuğu için şunu söylüyor. Giderlerse gitsinler diyor. Ama hepiniz şunu söylemek zorundasınız. Hayır biz gitmeyeceğiz. Hep beraber biz seni göndereceğiz diyeceksiniz ve göndereceğiz. Emin olun. Emin olun. İnanın bana. Hep beraber göndereceğiz onu. Hep beraber göndereceğiz. Demokratik yöntemlerle göndereceğiz. Kurallarına uygun olarak göndereceğiz. Şimdi siyasi partiler yasasını değiştirmek istiyorlar. Acaba koltuğumuzu nasıl koruruz diye. Eğer bir siyasetçi kolduğuna mahkum olmuşsa ve koltuğunu korumak için yasalar değiştiriyorsa artık bilin ki o siyasetçinin bu ülkeye hiçbir yararı olmaz. Siyasetçi koltuğuna mahkum olmaz. Siyasetçi halkın önüne çıkar. Doğruları söyler. inançta söyler. Kararlılık söyler. Azimle söyler. Ve sorunlarına kilitlenir. Ülkenin sorunlarına kilitlenir. Her şeyi önceden gördük. Türkiye'nin nereye gideceğini de önceden gördük. Karamsar atmosferi de önceden gördük. Umutsuzluğu aşılıyorlar, aşılamak istiyorlar. Bunu da önceden gördük. Bir gıda krizinin olacağını da önceden gördük. Ekonomiyi yönetemediklerini de önceden gördük. Ama sorumlu bir muhalefet yaptık. Önceden gördük ve uyardık. Uyardık mı sadece? Hayır. Nasıl çözülmesi gerektiğini de anlattık onlara. Çünkü biz ülkemizde geniş kitlelerin acı çekmesini istemiyorduk. Ama onlar yapmadılar. Hayır siz bilmiyorsunuz dediler. Geldiğimiz tabloda bizim Türkiye'nin bütün sorunlarını bildiğimizi ve sorunları çözmek için sağlıklı, kararlı çözümler ürettiğimizi de artık sadece iktidar sahipleri değil, bütün dünya artık bunu biliyor. O nedenle sizler yani gençler, yani bugünün ve geleceğin asıl belirleyicileri. Sizler artık siyasette en önemli aktör konumundasınız. En önemli aktör. Ve sizler İstanbullu gençler olarak sizler aynı zamanda Şanlıurfa'nın gençleriyle de buluşacaksınız. Diyarbakır'ın gençleriyle de buluşacaksınız. Rize'nin gençleriyle de buluşacaksınız. Çorum'un, Çankırı'nın gençleriyle de buluşacaksınız. Tekirdağ, Edirne'nin gençleriyle de buluşacaksınız. Yani bütün coğrafyadaki gençlerle buluşacaksınız. Haberleşeceksiniz. Umudu aşılayacaksınız onlara. Sadece Türkiye coğrafyası mı? Hayır. Bizim çok daha önemli bir gücümüz var. Başka yerlerde. Almanya'da var, Fransa'da var, Hollanda'da var, İngiltere'de var, Amerika'da var, Avustralya'da var. Orada da gençlerimiz var. Onlar da sandığa gidecekler. Onlar da oy kullanacaklar. Sakın ola ki onları ihmal etmeyin. Onlarla da haberleşin. Sizin müthiş bir yeteneğe sahip olduğunuzu biliyorum. Teknolojiyi bizden çok daha iyi kullandığınızı biliyorum. Espri gücünüzün bizden daha iyi olduğunu biliyorum. Esprilere birilerinin tahammül edemediğini de gayet iyi biliyorum. Ama sizler gidip şunu söyleyebilirsiniz. Evet biz Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vereceğiz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi yanlış yaptığı zaman özgürce eleştireceğiz ve kimse gelip bizi yakamızdan tutmayacak, özgürlüğümüzü yaşayacağız diyeceksiniz. Ayrıca şunu unutmayın. Her biriniz politik arenanın içindeyseniz eleştiriden korkmayacaksınız. Bir politikacının eleştiri, alkıştan çok eleştiriye ihtiyacı var. Benim görmediğimi bir başkası görebilir. Benim duymadığımı bir başkası duyabilir. Dolayısıyla eleştiriden ders çıkarmak, hatayı tekrar etmemek açısından son derece değerlidir. Siz alanda çalışırken elbette Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik eleştiriler de gelecektir size. Bunları sabırla dinleyin. Sabırla dinleyin. Asla ve asla hemen itiraz etmeyin. Çünkü hazır sizi bulmuşken en azından CHP'ye yönelik eleştirilerini de dile getirmek istiyorum. Ağzınızdan çıkacak ilk sözcük konuşmasını bitirdikten sonra haklısın olmalı. Haklısın. Bizim katılmadığımız düşünce bile olsa haklısın demeniz lazım. Çünkü genç bir arkadaş buldum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni anlatıyorum. Ve kendisinin bugüne kadar hafızasında tuttuğu eleştirileri aktarmak istiyor ve siz de onu sabırla dinliyorsunuz. Bu çok değerli bir şeydir. Sabırla dinlemek. Arkasından beni de dinleyebilir misiniz diye cümle kurduğunuzda zorunlu olarak sizi de dinleyecektir. Çünkü siz onu dinlediniz ve ona haklısın dediniz. Evet eksiğimiz var mı? Evet var eksiğimiz. Biz eğer vatandaş bizi eleştiriyorsa ve bizim inanmadığımız haksız bir eleştiri geliyorsa kabahat kimde bizde. Biz ona bugüne kadar hiç ulaşmadık. Hiç konuşmadık. Derdimizi anlatmadık. Sorunu nasıl çözeceğimizi anlatmadık. Şimdi alana çıkıyorsunuz. Alanda vatandaşlarla, gençlerle buluşacaksınız. İlk kez oy kullanacak olan gençlere bir mektup vereceksiniz. Onlara demokrasiyi, onlara özgürlüğü, onlara geleceği umut olarak vaat edeceksiniz. Ve bunu kararlılıkla yerine getireceğiniz konusundaki düşüncelerinizi aktaracaksınız. Dediğim gibi eleştiri olduğu zaman hemen bir kavga nedeni asla ve asla olmamalı. Eleştiri sabırla dinleyeceğiz ve ondan sonra kendi düşüncelerimizi aktaracağız. Ve göreceksiniz bir eleştiri iki eleştiri ama sonunda o evine gittiğinde düşünecek. Ya galiba bunlar haklı diyecek ve kendisi zaten bizim haklı olduğumuzu kabul edecek. Bir olay anlatayım. Uzun yıllar Almanya'da çalışmış. AK Parti'nin örgütlenmesini Almanya'da büyük ölçüde gerçekleştirmiş. Bir vatandaş geldi bana. Oğlu Almanya'da üniversitede okuyor. Tıp fakültesinde okuyor. Oğlum demiş sen Türkiye'de olsan oyunu hangi partiye verirsin? Baba demiş Cumhuriyet Halk Partisine veririm demiş. Bir çocuk babayı dönüştürüyor ve baba bugün Cumhuriyet Halk Partisi için çalışıyor Almanya'da. Bunun için anlatın. Bunu anlatmamın nedeni gençlerin Türkiye'nin geleceği konusunda duydukları kaygı ve kaygıyı giderme konusunda gösterdikleri çaba. Demek ki gençler annelerini, babalarını dönüştürebiliyorlar. Çünkü siz annelerinizden ve babalarınızdan daha iyi yetiştiniz. Dünyayı daha iyi okuyorsunuz. Daha sağlıklı, daha tutarlı çözümler üretebiliyorsunuz. O nedenle geleceği belirleyecek olanlar bizler değil, geleceği belirleyecek olanlar sizlersiniz. Biraz uzun mu konuştum? kararlılıkla kararlılıkla adımları attığımızda göreceksiniz ki başaramayacağınız hiçbir şey yoktur. Bütün mesele ilişkilerde samimi olmak. Yapmacıklı hareketler, yapmacıklı davranışlar asla ve asla doğru değildir. Samimi olacağız, dürüst olacağız sorunu nasıl çözeceğimiz konusunda samimiyetimizi hemen hemen her ortamda göstereceğiz. Bizi sevmeyenler de en azından bu insanlar samimi galiba bu sorunu çözecekler diyebilecektir. Pek çok çevreyle konuştum. Pek çok kişilerle konuştum. Bakın bir helalleşmeden söz ettim. Helalleşme nedir? Gücü elinde tutanın, gücü elinde tutanın, yani devlet gücünü elinde tutanın kendi vatandaşlarına yaptığı haksızlıktır. Eğer insanlar haksız yere idam edildiyse devletin oturup helalleşmesi lazım o insanlarla. Eğer insanlar haksız, hukuksuz bir yerde tutuklanıp gözaltına alınıp işkenceden geçirilip hapishanelerde aylarca yıllarca tutulduysa ve sonunda bu insanların suçsuz olduğu ortaya çıkıyorsa devletin onlarla helalleşmesi lazım. Yoksa helalleşme şu anlama gelmiyor. Efendim yolsuzluk yaptı, biz bununla helalleşelim. Yok öyle bir şey. O ayrı bir şey. O ayrı bir şey. Yolsuzluk yapanın, hırsızlık yapanın, devleti soyanların nerelerde hesap vereceğini hepimiz biliyoruz. Ama gücü kullanan kişinin haksızlık yapması halinde gücü kullanan kişi haksızlığa uğrayan kişiye ya da haksızlık yaptığı kişiye beni affet demesi lazım. Bir yanlışlık yaptım ben burada demesi lazım. Ya bir yanlışlık yaptık. Seni aylarca aldık, hapiste tuttuk. Meğer senin hiçbir günahın yokmuş demesi lazım. Helalleşmeden kastettiğimize budur. Bu da alanda size soru olarak gelebilir. Bu şekliyle anlatabilirseniz o zaman taşlar yerine oturmuş olur. İşin özeti böyle. Üniversitelerde çok sayıda arkadaşımız, onlar da Türkiye'nin geleceği konusunda küçük dernekler oluşturuyorlar. Oluşumlar, birlikler bir araya geliyorlar. Onlar da kendi aralarında tartışıyorlar. O tartışmalara da katılmanızda büyük yarar vardır. Sonuçta Az önce söyledim Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Akılla, mantıkla, bilgiyle, birikimle bütün bu sorunları çözebiliriz. Ve bütün bu sorunları çözerken de göreceksiniz kendi içinde barışık bir dünyayı yaratmış olacağız. Bizimle aynı dünya görüşünü paylaşmayan insanların bize sempatiyle yaklaştığını göreceğiz. Bizi daha düne kadar ya bunlar hiçbir şey yapamazlar diyenlerin ya bunlar gerçekten de bu ülkede güzel şeyler yapacaklar ve yapıyorlar diyeceksiniz. Belediye başkanlarımız Sayın İmamoğlu da burada. Belediye başkanlarımız bütün baskılara rağmen tarih yazıyorlar. Bakın belediye başkanlarımıza ne diyorlardı? Gelirlerse efendim şu olacak, bu olacak efendim bir sürü şeyler anlatıyorlardı. Hatta o kadar ileri gittiler ki efendim doğalgaz faturalarını bile teröristler düzenleyip verecekler diye. Yardımlar, sosyal yardımların tamamı kesilecek diye bir sürü laflar ettiler. Ama bugün tam tersi gelişmeler var. Bizim belediye başkanlarımızın olduğu yerde hiçbir çocuk yatağa aç girmiyor. Bizim belediye başkanlarımızın olduğu yerde <laughs> Herkese eşit davranıyoruz. Herkese eşit davranıyoruz. Belediye başkanı arkadaşlarıma şunu söyledim. Önce kreş açın dedim. Bol miktarda kreş açın. Yoksul mahallelerden başlayın ve o mahallelerde bir pozitif ayrımcılık yapalım. Çünkü bu mahalleler büyük ölçüde geçinemiyorlar, büyük sıkıntıları var. Kreşleri açtığınız zaman anne çocuğunu güven içinde kreşe bırakacak ve dolayısıyla anne çalışma hayatına girecek. O da çalışacak. Evine katkıda bulunacak. Bunu yaşıyoruz ve biz bunu görüyoruz. Bunun tanığı oluyoruz. Dolayısıyla yoksul mahallelerde yaşayanların yaşam standartını yükseltmek, onların da kentin sağladığı bütün olanaklardan yararlanmasını sağlamak kadar güzel bir hedef olamaz. O hedefi yapıyoruz, o hedefi gerçekleştiriyoruz. Baskılar var belediye başkanlarımızın üzerinde biliyorum. Engellemeler var gayet iyi biliyoruz. Bütün bunlar ama şunu söyledim. Sakın şikayet etmeyin. Biz bütün engelleri kararlılıkla aşma ve hedefe ulaşma kararlılığımızı topluma göstermeliyiz. Ve biz bunu yapıyoruz şu anda. Şikayet etti şu oldu bu oldu. Hayır efendim. Hangi engeli çıkarıyorsan benim görevim o engeli aşmaktır. Bunu kimden öğrendik? Mustafa Kemal Atatürk'ten öğrendik. Sözlerimi bitirirken Atatürk'ü de anlatmak isterim. Atatürkçülük nedir? Çok şey anlatılır. Rahmetli İlhan Selçuk, Gardırop Atatürkçülüğünden söz ederdi. Atatürkçülüğün iki temel kuralı vardır. İki temel kuralı. Atatürkçülük odur yani. Onun dışında pek çok şey söylenebilir. Birinci kuralı şudur. Kendi sözleriyle. Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. Yani bayrağımın altında... Başka hiçbir güç kabul etmem. Özgürce kendi ülkemde yaşamak isterim. Ama ikinci bir temel kuralı daha vardır. Mustafa Kemal Atatürk der ki, savaş meydanlarında kazanılan zaferler, yani siyasi bağımsızlık, ekonomik zaferlerle taşlandırılmazsa, siyasi bağımsızlığınızı koruyamazsınız. Demek ki iki temel kural var. İki temel kuralı. Bütün genç arkadaşlarım, Genç arkadaşlarım, odalarında duvar asmalarını isterim. Hepimiz. Bu iki şey. Birisi siyasal bağımsızlık, öbürü ekonomik bağımsızlık. Biri olmadan diğeri olmuyor. İkisini bir arada sağlamamız gerekiyor. Bayrağımızın özgürce dalgalanması için. Bunları öğretmiyorlar aslında bize. Aslında öğretmeleri gereken bu. Okullarda da bunun öğretilmesi lazım. Üniversitelerde de, devrim tarihi derslerinde de hala okutuluyorum bilmiyorum. Bunların öğretilmesi lazım. Bağımsızlığın ne olduğunu, bağımsızlığın nasıl sağlanacağını bilmemiz lazım. Milli Kurtuluş Savaşı'nın hangi koşullarda verildiğini. Bakınız, Osmanlı'nın batışı sanayi devrimini kaçırmasından olmuştur. Sanayi devrimini kaçırmıştır. Cumhuriyet sanayi devrimini yakalamaya çalışmıştır. Uşak şeker fabrikası yumurta satılarak kurulmuştur. Kırıkkale küçük bir köy, Anadolu'nun ortası. Entegre savunma sanayinin kurulduğu yerdir orası. Anadolu coğrafyasının her yerine fabrikalar kurulmuştur 1930'lu 1940'lı yıllarda. 1930'lu yıllarda Malatya'da bir fabrika ne anlama geliyor? 1930'lu yıllarda. Bir, düzenli çalışan işçiler. Her ay gidiyor, 500 kişi, 1000 kişi çalışıyor ve düzenli aylık alıyor. Malatya tarihinde hiç olmamıştır. Veya nazil tarihinde hiç olmamıştır. İki, sineması var. Üç, mühendisleri var. Dört, yüzme havuzları var. Beş, tiyatro salonları var. Altı, çocukların eğitim için özel imkanlar var. Dolayısıyla sanayi bir toplumu değiştirmeye başlıyor dönüştürmeye başlıyor. Şimdi teknolojide hızlı bir ivme var. Bir şey daha unutmayın. İnsanoğlu tekerleği bir milyon yılda keşfetti. İnsanoğlu tekerleği bir milyon yılda keşfetti. Şimdi her saniyede birden fazla buluş var. Bir başka buluşmada size yüksek yetenek inşasını anlatacağım. Aslında henüz daha siyasetçilerin kavrayamadığı bir olayı. Her toplumun Yüzde ikisi üstün zekalardan oluşur. Her toplumun yüzde ikisi. Ve dolayısıyla İngiltere kendi bütün sömürgelerinden en zeki insanları İngiltere'ye getirdi. Buharlı motoru keşfettiler. Ve dolayısıyla sanayi devrimini başlattılar onlar. Sonra Amerika yüksek yetenek inşasını İngiltere'nin elinden aldı. Silikon Vadisi ve diğerleriyle dünyanın her tarafından en yetenekli zeki çocukları aldı. Gelin bütün gelişmelerin altına imza atın. İcatların altına imza atın. Bizde ne diyorlar? Aman ha bir de yeni icat çıkarma. Keşke her birimiz yeni icat çıkarabilsek. Çin'le, Çin'le Amerika arasındaki kavga yüksek yetenek inşası kavgasıdır öyle sanayi falan değil. Kim teknolojiyi çok iyi kullanacak? Kim yeni buluşlara imza atacak? Kim yeni maddeler üretebilecek? Amerika'daki bütün üniversitelerde Çinli öğrenciler var ve bunlar kendi ülkelerine dönüp büyük başarılara imza atıyorlar. Biz ise en yetenekli evlatlarımızı yurt dışına gönderiyoruz ve gençlerimiz yurt dışına gitmek istiyor. Sizin sorumluluğunuz o gençleri tekrar getireceğiz buraya. Onlar büyük başarılar elde edecekler ve güzel icatların altına imza atacaklar ve bizler de gidip onlara bu başarılarından ötürü plaketlerini vereceğiz. Onları bu toplumun baş tacı yapacağız. Hep beraber bunu yapmak zorundayız. Dolayısıyla bunu yaptığımız zaman güzel Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz. Evet. Tabii şimdi siz çıkıp evinize gideceksiniz. Ben de buradan çıkacağım, Ankara'ya gideceğim. Ee, Ankara'da her zaman olduğu gibi çalışmalarım var. Her zaman olduğu gibi çalışıyorum. Her zaman olduğu gibi üretmeye çalışıyorum. Emin olun, şundan emin olun. Emin olmanızı isterim. Günün 24 saati bana yetmiyor. Ama günün 24 saatinde de çalışacağım. Kim için? Beraber, ülkemiz için. Ülkemiz için. Evlatlarımız için. Güzel bir Türkiye için. Güzel bir Türkiye'yi beraber inşa edeceğiz. Sağ olun, var olun. Hadi bakalım. Hoşça kalın. Hoşça kalın.